mevsimlerin, ayların hızla geçtiği bir zamanda ekmek kokusuyla güne uyanmak. Havalar bayağı serinledi artık. Bizimkiler kapıya dayandı. Tabii bazıları da akşam üşümüş herhalde. Sıcak yerlerinden kalkmak istemiyorlar. İleriki günlerde yağmur gösteriyor. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Yağmur gelmeden kulübeyi bir elden geçirmem gerekiyor. Gel, gitme gel. Al. 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 Şşt, yani nasıl kavga etmeyi başarıyorsunuz ya? Yesene kızım, davet mi bekliyorsun? Ye. Hah, ye. Kaçma kaçma gel. Döküm tavada tabii teflona göre daha zor oluyor. Şöyle hamur dağılabiliyor ama teflondan daha sağlıklı. YouTube'a 2013 yılında başladım. O zaman böyle vlog yoktu. Vlog'un kelime anlamı nedir onu da bilmiyorum. Hatta bazen blog diyorlar. Blogger diyorlar. Hani blog günlük demek. Onu biliyorum ama vlog açıkçası pek bir anlam ifade etmiyor bana. O yüzden YouTube'da yayınladığım içeriklerde genellikle günlük ifadesini kullanıyorum. Hani günlük eskiden böyle defterlerimize yazardık günümüzün nasıl geçtiğine dair. 2013'te YouTube'da kısıtlı imkanlarla, o zaman pilli bir fotoğraf makinesi vardı. Çok da güzeldi, çok kaliteliydi. Hala o fotoğraflara baktığımda hayranlık duyuyorum. Telefonda böyle olmuyor. Çünkü telefon 10 defa düşüyor. İşte köpeklerim bir şeyler yapıyor. Mesela kedi ısırıyor ya da ne bileyim çantadan düşüyor. Yürüyüş yaparken bir yandan mama çıkartayım, bir yandan sokak hayvanlarını kovalayayım, bir yandan kendi hayvanlarıma sahip çıkayım derken çatır çatır gidiyor ve fotoğraf kalitesi, video kalitesi iyi olmuyor. O zaman böyle gittiğimiz yerler işte çocuklarımızı paylaşıyorduk ve hoşuma da gidiyordu. Şu an mesela 2022 yılında bazen çocuklarım diyor, "Aa anne işte şuraya gitmişiz, bunu yapmışız, ben böyle söylemişim, şöyle durmuşum" gibi. Ve insanda bir memnuniyet hissi uyandırıyor. Şu anda da devam ediyorum. Bir süre ara verdim. Çünkü çocuklarım büyüdükten sonra yüksek okula gittim. Bu bir zaman kaybı mıydı yoksa geleceğe bir yatırım mıydı? Hala kafamda soru işaretleri var. Ve açıktan aşçılık bölümünü okudum. Aşçılığın bendeki tanımı eldeki malzemelerle en iyi çıkarmak. Çünkü reçeteye bağlı kaldığımızda imkanları zorlamış oluyoruz, mutsuz oluyoruz. Mesela reçeteye bağlı kalsaydı bir peynir helvası olmayacaktı.
Reçeteye bağlı kalınsaydı bir aşure olmayacaktı. Reçeteye bağlı kalınsaydı bir mangal olmayacaktı. Çünkü mangal ilk avcı kültürün eti hazırlaması ve istiflemesiyle birlikte tesadüfen ateşe düşüyor, köze düşüyor ve bu şekilde pişirmeyi öğreniyorlar. Yani bu insanlar bir reçeteden öğrenmediler bunu. Ama reçetenin olmazsa olmayacağı yerler var. Mesela pastacılık. Pastacılıkta kesinlikle reçeteye bağlı kalmak gerekiyor. Mesela imece yemekler. İmece yemeklerde reçete yoktur. Herkes o gün evinde ne varsa, rızkında ne varsa onu getirir, kazana katar ve bir yemek pişer. Mesela sadece aşure değil bizim imece yemeğimiz. Bunun tuzlusu da var. Sebzeyle pişirilen internette aranırsa bulunacaktır. Ekşili çorba var mesela. Bunun gibi imece yemekler var ya da temelinde un olan lezzetler var. Bunlar reçeteye bağlı kalmaksızın olmuş ve bugüne gelmiş yemeklerdir, gıdalardır ve iyi ki de bizim neler ve bizim kültürümüzün bir parçası olmuşlar. Bunlar artık tescilleniyor. Bu sebeple ben bloglarımda tarif vermiyorum. Yani benim bloglarım hani genel kitlenin hitabıyla tarif video değil. Ben günlük hayatımı paylaşıyorum. Yani o gün ne yapmışım, kedilerim ne yapmış, bunlarla ilgili yayınlar yapıyorum. Bu konuda bazı soru işaretleri oluyor. Sayı çoğaldıkça bunu da belirteyim dedim. Ekmek de böyle güzel pişiyor. Tabii kapağını kapatırsam daha güzel oluyor. Şöyle yapışmayan yerlerinden bu piştiğini de gösteriyor aslında. Böyle tabandan kolayca kalkıyorsa. Teflonda bunu yapmak daha kolay ama döküm tavada da gayet güzel pişiyor. İşte böyle.